Eğer yeni bir iPhone modeli kullanıyorsanız telefonunuza yeni gelecek en büyük güncellemeyi bu videoda sizlere göstereceğim. Haziran ayında iOS 18 duyurulmuştu ve iOS 18 ile beraber Apple'ın yapay zekası da bizlere gösterilmişti. Tabii ki şu ana kadar kullanamıyorduk. Ben beta sürümündeydim ve beta sürümü Eylül ayında iPhone'lara bu güncelleme gelmeden önce test etmek isteyen varsa test etsin demek ve ben de iPhone'umu feda ettim. Gerçekten sorumlu bir sürüm. Yani fotoğraf çekiyorum, fotoğrafımı göstermiyor, kameraya giriyorum, kameraya girmiyor ama iPhone'u bu video için ben feda ettim arkadaşlar. Gerçekten de emek dolu bir video olacak. Şimdi sizlere şöyle bir şey söyleyeceğim. Apple'ın yapay zekası neydi diyeceksiniz. Apple yeni yapay zekasıyla beraber kendi emojilerinizi üretmeye imkan veriyor. Kendi yazılarınızı yazmaya imkan veriyor. Ve aynı anda telefonlarda olduğu gibi belli başlı metinleri düzeltmeye, özetlemeye ve maddeleştirmeye başlıyor. Ve artık eskisiyle de veda ediyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi hemen ekran kaydına girelim. Öncelikle iOS 18 beta nasıl indirilir bunu merak edenler için çok küçük bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen Chrome'a geliyorum. Buraya iOS 18 beta yazıyorsunuz. Ben hatta yazamamışım bile. Buraya tıkladıktan sonra ilk çıkan Apple sayfasına hemen hesabınızla beraber giriş yapmanız gerekiyor. Tıklayalım. Buraya girdikten sonra aşağıda Enroll Your iOS Device var arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Ardından size diyor ki cihazınızı yedekleyin. Yedekleme konusu çok önemli. Çünkü canınız sıkılırsa bu hatalardan dolayı geri dönüş yapmanız gerekecek. Ardından da burada konfigürasyonu indire tıklıyorsunuz. Daha sonrasında da ayarlara geliyorsunuz. Burada hemen genel kısmından güncellemeye geliyorsunuz. Software Update. Benimki şu anda İngilizce. Bunun sebebini anlatacağım. Ve buradan da iOS 18 beta'yı seçip indirmeye başlıyorsunuz. Şimdi ilk olarak burada arayüzü değişti. Onu göstermem gerekiyor. Ayarlar kısmına geldiğinizde burada artık Apple'ın yapay zekasını ve Siri'sinin kendi bölümünü görebiliyoruz. Buraya tıkladıktan sonra bakın Apple yapay zekayı açmak istiyor musun diye bir seçenek var. Bunu açıp kullanmaya başlıyorsunuz. Ancak buradaki telefonun konumu Amerika ve dili de İngilizce olması gerekiyor. Sizlerin bunu yaptıktan sonra buradaki yapay zeka özelliklerini kullanabileceğinizi söylemem lazım. Hatta Apple şu anda Çin'de ve Avrupa Birliği'nde yapay zeka özelliklerini sunmamış. Küçük bir sponsor arası vermemiz gerekiyor ve bu sponsor aramızda Allianz Best'ten bahsedeceğim. Allianz Best hepimizin bildiği bireysel emeklilik sistemi ve bu videonun çekilmesine destek oldular. Bireysel emeklilik sistemi paramızı uzmanların yönetimindeki çeşitli yatırım araçlarına değerlendirme fırsatı sunan bir sistem. Bu sistemin en büyük avantajlarından birisi devletin %30 oranında katkı sağlaması. Yani siz aylık ne kadar yatırım yaparsanız devlet de %30 üzerine ekliyor ve süreç başlıyor. Sistemde ne kadar uzun süre kalırsanız birikiminiz ve getiriniz o kadar artıyor. Bu sistemde yatırım fonları, altın, döviz, hisse senedi gibi çeşitli yatırım araçları arasından seçim yapıyorsunuz. Yani yatırdığınız para içeride aynı kalmıyor, büyüyor. Ben bu yatırım işleriyle uğraşamam, yok mu kolayı derseniz de finans profesyonellerinden oluşan Allianz Yatırım Komitesi'nin düzenli olarak belirlediği fon önerilerini Allianz mobil uygulamasından tek tıkla uygulayabiliyorsunuz. Türkiye'nin en teknolojik sigorta şirketi seçilen Allianz'ı seçmek için en büyük sebeplerden bir tanesi de mobil uygulaması. Yatırımlarınızı ay ay takip edebiliyorsunuz, fonlarınızı değiştirebiliyorsunuz, hatta ne kadar getiriniz olmuş enflasyon, dolar, mevduat ve altına göre kıyaslayabiliyorsunuz. Bu bizim için önemli bir fonksiyon olabilir çünkü her ay biriktirirken ne kadar kazandığımızı da görmek isteyebiliriz. Allianz'ı seçmeniz için bir diğer sebep ise Allianz Base 2023 yılında aralıklı ortalama fon getirisinde birinci olmuş ve son 10 yıldır her yıl sektör ortalamasının üzerinde getiri elde etmiş. Yapılan yeni bir düzenlemeyle örneğin ev alacağınızda veya evleneceğinizde sistemden çıkmanıza gerek kalmadan dolayısıyla bir takım haklarınızı kaybetmeden birikiminizin bir kısmını da çekebiliyorsunuz. Ben sizlere Allianz Base'den bahsettim. Herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değil ancak değerlendirmek isterseniz de açıklamalar kısmına linki bırakıyorum. Oradan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu videoların çekilmesindeki sponsorumuz Allianz Base'e teşekkür ediyorum. Gelin şimdi sohbete geri dönelim. Peki ben bunu açtıktan sonra hayatımda neler değişiyor? Size Siri'yi göstermek istiyorum. Tıklıyorum uzun süre. Bakın gördünüz mü artık Siri bu şekilde çalışıyor. Yani alttan çıkan o küçük baloncuk yerine hemen sağda solda dönen bir sürü ışığı görüyoruz. Ben bunu biraz Android'e benzettim ve çok da hoşuma gitmedi. Hani Apple'ın o kendi arayüz deneyimini kaybediyormuşuz gibi geldi. Tabii ki ben Android arayüzünü çok seviyorum. Sevmediğimden dolayı değil ama Apple'ın kendisininkini de koruması gerektiğini düşünüyorum. Burada yorumlar kısmına yazmanızı istediğim şey şu. Apple'ın bu güncellemeleri gerçekten önemli mi? Yani Apple artık eskisi gibi gerçekten hayatımızı değiştiren güncellemeler mi verecek? Yoksa artık standart kopyalayacak mı? Hani o Android tarafından. Ne demek istediğimi biraz sonra anlatacağım ve ilk özellikleri göstermek için mesajlar uygulamasına gidiyorum. Bakın burada mesajlar uygulamasında iMessage'in içerisindeyim. Bunu WhatsApp'ta da gerçekleştirebilirsiniz. Farklı yerlerde de yapabilirsiniz. Ben direkt mesajlar uygulamasına geldim. Buraya bir İngilizce metin yazdım ki İngilizce çalışacağız madem diye hemen gittim Google çevireceğim. Buraya kendime bir metin yazdım. Hemen bunun hepsini
seçiyorsunuz arkadaşlar. Ardından da bakın sağ aşağıda yeni bir simgemiz var. Apple'ın yapay zeka simgesi. Buraya tıkladıktan sonra buradaki yazı araçları menüsünü görebiliyorsunuz. Buradaki seçeneklere baktığımızda benim hatalarımı düzelt var, baştan yaz var, arkadaşça yaz var, profesyonel bir şekilde yaz var, bunu maddeleştir, tablo haline getir, özet gibi birçok seçeneği görebiliyoruz. Mesela benim burada yazdığım yazı Google Çevir'den alınma. Yani hataya çok açık bir yerde. Hemen tıklıyorum. Bakalım burada benim nelerim bulabilecek diye. Ama benim burada herhangi bir şekilde hatamı bulamadı. Tekrar şöyle tıklayayım. Tamam diyeyim. Hani hatamı madem bulamadın. Yani normalde bulması lazım. İlla ki bir şeyler çıkar diye düşünüyordum. Belki metin çok düzgün, belki de düzgün çalışmadı, bilemiyorum. Tekrar yazma seçeneği var. Hemen sağ taraftaki menüye tıklıyorum. Bakın baştan yazdığı şu anda orijinali ile arasında fark var. Hemen şöyle orijinal diyorum. Orijinali kapatıyorum. Ve ben bunu beğenmedim. Bir daha yazar mısın diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki cümleleri değiştiriyor. Tabii ki burada Türkçe seçeneği çok önemli. Buradaki en büyük özellik bunu Türkçe yaptıktan sonra kendi telefonlarımızda da kullanabilmek. Örneğin Samsung Galaxy telefonlarda da sizler şu anda bu özelliklere çok uzun zamandır sahipsiniz. Ama ne yapıyorsunuz? Türkçe kullanamıyorsunuz. Bunu Samsung Ekim aylarında Türkiye'ye getirmeyi planlıyor diye duydum. Apple'ın da bu özelliği ben bu Avrupa Birliği içine yayıldıktan sonra Türkçe yapacağını düşünüyorum. Öyle bir imkan olmadığını söyleyeyim. Yani İngilizce bir şekilde kalacağını düşünmüyorum. Tamam diyorum. Çok güzel yaptın ve görmüş olduğunuz gibi metni onayladık. Ben buradaki yere tekrar tıkladığımda artık arkadaş yazma seçeneğine de tıklayabiliyorum. Bunu profesyonel olarak da gerçekleştirebiliriz. Arkadaşça diyorum. Hemen bakalım ne yapacak. Hemen bakın normalde kısaltmalar kullanıyordu. Biraz daha cümleyi uzattı. Hemen mesela son cümlede sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum, dayanamıyorum gibi bir ek gerçekleştirmiş. Buna tamam diyorum ama bu sefer de profesyonelce gerçekleştirmesini istiyorum. Bakın sondaki cümle sabırsızlıkla bekliyorum yerine artık tamamen değiştirilmiş durumda. Bunu Apple gerçekten güzel yapıyor. Peki özet özelliği nerede kullanacağız? Hemen sizlerle beraber nereye gidelim? Safari'ye girelim. Safari'de burada bir İngilizce internet sitemiz var. Hemen şöyle aşağıya geldiğimde uzun bir yazı olduğunu görebiliyoruz. Burayı seçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle düşünün. Haber okuyacaksınız. Yani çok büyük bir yazı yazmışlar. Uğraşmak da istemiyorsunuz. Seçtikten sonra yazı araçlarına tıklıyorsunuz. Ardından da bunu özetleyebiliyorsunuz. Bakın sol aşağıda. Bana özetler misin? Burayı diyorum. Ardından da çok kısa bir şekilde özetledi. Normalde ne vardı? Hangi telefonlarda kullanılabileceği vardı? iPad kullanıcıları için de neler yapabileceği vardı. Ama ben fazla bir şekilde özetlediğini düşünüyorum. Feedback de verebiliyorsunuz şu anda. Ben bunu beğenmedim diye feedback veriyorum ama bu iş uzar gider. Hemen burayı kapatıyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Bu yapay zeka özelliklerini şu anda sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde kullanıyorsunuz. Yani geçtiğimiz yıl çok büyük paralar verip iPhone 14 Pro Max aldıysanız bu özellikleri kullanamıyorsunuz. Ama size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani dedim ya ne demek istediğimi anlayacaksınız diye. Bu özetlemeler, işte resim yapmalar zaten hayatımızda vardı. Bunu birçok uygulama gerçekleştirebiliyordu. Apple Intelligence dediğinizde, yani Apple'ın bu ismi değiştirip başına kendisini koyduğunda ben daha fazla şey bekliyordum. Ama Apple hepimizin hayatının aslında bir şekilde uygulamalarla yapabildiğimiz şeyi telefona entegre etmekte kaldı. Ve ben bundan dolayı Apple'ı biraz başarısız gördüm. Yorumlar kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Şimdi geri geldim. Mesela burada işte tablo yapabilirsin, liste haline getirebilirsin diyor. Bu zor bir konu mesela. Bunu nasıl liste haline getireceksin? Mesela özetlemeden daha başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Hemen aşağıda farklı bir metin bulalım. Mesela şuraya tıklayalım. Şöyle yapalım. Ardından da bunu ne yapalım? Baştan yaz diyelim. Bakın buradaki iOS 18 hakkındaki metni tekrar en baştan bizler için yazdı. Bu kadardı. Yani bu seçim araçlarını kullanmak listeleyebiliyor, baştan yazabiliyor, özetleyebiliyor, tablo haline getirebiliyor ve bunu aslında kullanması kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Normalde şu aşağıda bakın ekran kaydının altına bakın. Alt tarafa dokunduğumda bir çubuk çıkıyor. Görüyor musunuz böyle renkli renkli? Buna çift tıkladığınızda Siri'nin açılması ve Siri ile yazarak konuşmam gerekiyor. Normalde ne yapıyordunuz? Hey Siri diyordum. Ardından da konuşmaya başlıyordum. Bu arada algılamadı. Yan tarafa basayım. Burada konuşarak yapıyordum. Ama konuşamayacağınız bir yerdeyseniz sizler buraya tıklayarak yapabiliyordunuz. Ancak beta sürümlerinde hatalar olduğunu söylemiştim. Bu da o hatalardan bir tanesiydi. En güzel özelliklerden bir tanesi de bence şu. Sizler telefonla konuşurken ses kaydı alabiliyorsunuz. Sizler ses kaydı aldığınızda karşı tarafa ses kaydı alındığına dair bir bildirim gidiyor. Ki bu bildirimi de sesle yapıyor. Hani Furkan
ses kaydı alıyor şeklinde. Ve sizler bu ses kaydını daha sonra uygulamalarda notlara giriyorsunuz. Notlar uygulamasında görebiliyorsunuz. Bunu detaylarla sizlere göstermiş oldum. Bu da bizim hani çok önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruzdur. Toplantılar gerçekleştirebiliyoruzdur. Burada toplantıları daha sonra kaybetmemek ve notlarımızı daha sonra çıkarmak için önemli detay. Ama size şunu söyleyeceğim. Bunlar yine Samsung telefonlarda bulunuyordu. Yani yeni bir özellik değildi. Bilmeyenler için söylemiş olayım. Bir diğer özellik de mailin özetlenmesi. Bu birçoğumuz için güzel bir özellik olabilir. Hemen göstermek istiyordum ki hatalardan bir tanesiyle daha karşılaştım. Arkadaşlar burada Nevzat Aydın'ın bir yatırımı varmış. Bülten olarak gelmiş. Büyük ihtimalle bunun içinde çok büyük bir yazı vardı. O yüzden seçtim bu maili. Ama yükleyemiyor şu anda maili. İşte beta sürümün böyle hataları var. Sağ üstte özetle butonunu görüyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Ardından da buradaki maili bizim için özetliyor. Aslında birçok aslında uzun metni bir daha sizler okumak zorunda kalmıyorsunuz. Bu da hayatımızı kolaylaştıran özelliklerden bir tanesi. Aslında tüm olay bu kadardı. Yani telefonunuza gelen olaylar bu kadardı arkadaşlar. Ama daha farklı özellikler de vardır. Mesela sizler ChatGPT iPhone üzerinden direkt olarak bağlanabiliyordunuz. ChatGPT uygulamasını indirmeden, ama bu özellik bizim telefonumuza şu anda gelmedi. Bunlar da yakın zamanda gelecek gibi. Elon Musk bir tweet atmıştı ve demişti ki eğer bu özellik iPhone'a gelirse ben tüm şirketlerimde bu iPhone telefonların kullanılmasını yasaklayacağım demişti. Bunu da gizlilik güvencesiyle yapmıştı. Şimdi hepiniz şunu diyeceksiniz. iPhone'a biz güveniyoruz. Apple'a şuna güveniyoruz. Ben de güveniyordum. Yalan yok. Ama biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir hata ortaya çıktı. İnsanların çok uzun zaman önce telefonundan sildiği fotoğraflar telefona bir şekilde geri geldi. Ve Apple bunu yalanlamadı. Yazılım güncellemesiyle beraber hatayı düzeltti. Ya bu fotoğrafları ben silmiştim. Nereden geldi? Apple bunları nerede tutuyordu? Bunlar tabii ki çok komplike sorular ama benim burada bir tık güvenimin kırıldığını söylemem gerekiyor. Yenilikler her zaman güzeldir. Apple geride kalmamış ve hem rakiplerinde olan özellikleri hem de aslında birçok uygulamalarda olan özellikleri telefona koymuş arkadaşlar. Yeni özellikler geldikçe de ben sizlere anlatmaya devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Kanala abone olursanız daha fazla özellik görmeye devam edersiniz. Görüşürüz.